Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik 50. derse. MIS proje kampımızı yarılıyoruz bu derse beraber. Artık ikinci yarıya başlayacağız bu dersten sonra. Güzel geldik bence. Buraya kadar hiçbir problem yok. Gayet istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Arada takılan arkadaşlar oluyordu. Takıldıkları zaman bizim Discord topluluğuna yazdıklarında sadece bu kampa özel bir grubumuz var Discord içerisinde. Orada diğer arkadaşlar, ilgili dersi yapmış olan veya hatayla daha önce karşılaşmış olan arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde bu arkadaşlarımıza yardım ediyor ve işlemlerine, derslerine kaldıkları yerlerden devam ediyorlar. Şimdi bu derste ne yapacağız? Bu derste yine burada bu tasarım üstünde devam edeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş yeni şeylere geçeceğiz. Yeni şeylere geçmeden önce birkaç böyle göstermek istediğim şey var. Ondan sonra yeni şeylere geçelim. Çünkü biraz da UI tarafını, yani user interface veya işte presentation dediğim sunum katmanında göze hitap etme derecesini biraz daha yükseltmeye çalışalım. Öncelikle yazarlara bir resim ataması yapacağım ama şöyle küçük bir değişiklikle başlayacağım. Visual Studio'ya geldim. Visual Studio'ya geldim. Entity Layer'ı açıyorum. Buradan Writer sınıfını açtım. Şurada bizim yazarın imajı için 100 karakter ayırmışım. Ben geldim buraya 250 karaktere çıkarıyorum. Birazcık karakterde boyut değişikliğine gideceğim. Çünkü 100 karakter bana yetmeyecek. Hızlı resim sitelerine yüklersem istediğim gibi alabilirim. Ama bazı web sitelerinde biraz daha uzun dosya isimleriyle karşılaşacağım. O hatanın önüne geçmek adına burada imaj dosya uzunluğunu 250 karakter olarak değiştireceğim. Add migration boşluk migration alt tire image size change olsun ismi. İmajın boyutunu değiştireceğiz. Hemen bir migration oluşsun. Ondan sonra update database diyelim ve bunu veri tabanına yansıtalım. Bekliyorum yüklenmesini. Oluşturulsun sınıfımız. Ve sınıf. Gelmedi henüz. Bekliyorum. Geldi. Tamamdır. Bakın burası writer kısmı düzenlenecek. 250 karakter olarak değişecek. Update database dedim. Update database dedikten sonra Enter'a bastım ve burası şu anda değiştiriliyor. Şimdi orası değiştirilirken ben hemen bir şey göstermek istiyorum size. Google'a ne yazmıştım ben? Man clipart ve woman clipart şeklinde iki tane şöyle açıklama yazdım. Birkaç tane örnek resim aldım. Çünkü ben ikon kullanmak istiyorum burada. Siz istediğiniz herhangi bir ikonu kullanabilirsiniz. Şimdi bunları veri tabanına ekleyeceğim. Bekliyorum uygulanmasını. Tamamdır. Migration uygulanmış. Oldu diyebilecek miyiz? Tamamdır. Migration uygulandı. Şimdi burayı kapattım. Güzel. Burayı kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum. Ondan sonra SQL'i şöyle writer kısmını yeniden açalım. Edit top 200 rows dedim. Tamamdır. Writer kısmı yeniden açıldı. Şimdi şurada deneme yazıyordu. Ben burayı yine deneme olarak bırakayım. Yani şu anda writer imaj kısmı tamamen boş. Şimdi neredeydik? Şuradaydık. Mesela geldim. Bu görseli kopyaladım ve sekmeyi kapattım. Kopyaladıktan sonra SQL'e geldim. Bu bir kadın görseli olduğu için buraya ekledim. Şunu kopyaladım. Geldim. Bizim iki tane kadın, dört tane erkek yazarımız vardı. Bunu da buraya ekledim. Tamamdır. Sonra bunu kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim. Bunu buraya yapıştırdım. Devam ediyorum. Kapattım. Bunu kopyaladım. Geldim. Buraya yapıştırdım. Burayı kopyaladım. Geldim. Buraya yapıştırdım. Tamamdır. Şurada bir Yılmaz isimli kişinin kaldığı. Bunu da şöyle kopya... Bir dakika. Bunu kopyalamış mıydık az önce? Herhalde kopyalamamıştık. Tamam. Bu da buraya yapıştırmış oldu. Şimdi bir de admin var. Admin için ayrıca bir resme ihtiyacım var. Onun için de bir resim bulalım hemen. Admin için de şöyle bir resim buldum. Bunu da yeni sekmede açalım. Şöyle kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim. Admin için olan görseli de buraya yapıştırdım. Tamamdır. Bunda bir problem yok. Şimdi Visual Studio'ya geldim. Visual Studio'ya geldikten sonra önce indeksten yeniden çalıştıralım sayfamızı. Bir problem var mı? Yok mu? Bir görelim. Muhtemelen bir problem yoktur. Çalışsın. Bu arada şu sekmeleri kapatalım. Burayı da
Kapattım. Burası temanın orijinaliydi. Yüklensin. Heating index kısmı. Bekliyorum yüklenmesini. Tamamdır, geldi. Şimdi burada görselleri değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Şöyle. Şurada imaj kısmına geldim. Şurayı sildim. Sen diyeceğim bana item.writer.writer imajı getir. Kaydettim. Sayfayı yeniledim. Ve bu kısım bu şekilde değişmiş oldu. Tamam mı? Görseller böylece geldi. Gayet güzel. Herhangi bir problem yok. Sadece şuradaki görseller biraz daha küçük olduğu için daha düzenli geldi. Bizim görsellerimiz onlara göre bir tık daha büyük bazı görseller. O kadar, başka ekstra bir durum yok. Mesela şu görsel biraz daha büyük, hatta sadece bu biraz bozuyor. Onun dışında bir problem yok. Şimdi onu da değiştirelim. Şöyle başka bir görsel kullanacağım. Şu Docker işlemlerini yazan kişi kimmiş? Docker işlemleri 13 numaralı yazar. Yani 13 numaralı yazar. Pardon, 13 numaralı yazar değil. Özür dilerim. 2 numaralı yazar. 2 numaralı yazar Mehmet. Geldim, onun yerine şunu yapıştırdım. Ve sayfayı yeniledim. Tamam. Burası da daha küçük oldu mu? Tam olmadı yine. Yine büyük geldi. Neyse. Duruma göre bakarız ilerleyen derslere. Bununla bir problem yok. Bu şekilde, bu kadar burası da. Görselleri getirmiş olduk. Bunda da herhangi bir sorun yok. Şimdi sırada ne var? Şöyle, ben bir değişikliğe daha gittim. Yani burada clip artlar değil de gerçek görseller kullandım. En azından şey, gerçek insan görseli olsun. Şöyle man ve woman PNG yazdım. Bu şekilde görselleri aldım. Bunları kullanıyor olacağız. Tamam, bunları kullanacağım ben. Ondan sonra şimdi ne yapacağız? Bir küçük değişikliği de tarih kısmında yapacağız. Mesela şurada 18.04.2021 ve bir saat değeri geliyor. Ben burada bunun bu formatta gelmesini istemiyorum. Onun yerine şöyle bir şey uygulayacağım burada. Şimdi tarihin geldiği kısım burası. Heading date alanı. Şimdi sen diyeceğim, heading date'den önce bana şöyle iki tane parantez açtım. Hatta 1, 2, 3, 3 tane parantez açıyorum. Dolduracağım şimdi içine bunların. Sen date time türünde, sonra birinci parantezi kapattım. Ardından item.heading date buraya gelsin. İkinci parantezi kapattım. Nokta to string formatında gelsin burası. To string dedim. To string dedikten sonra burada bir parantez açtım çift tırnak içerisinde. Şimdi formatı yazalım. Format şu: day virgül month virgül year formatında gelsin. Ondan sonra geldim, şuradaki parantezimi de kapattım. Tamamdır. Kaydettim. Kaydettikten sonra başka yapacağım bir şey varmış. Burada yok. Sayfayı yeniledim. Ve tarih. Bakın şu formatta geldi. 18 Nisan 2021, 15 Mayıs 2021, 16 Mayıs 2021 gibi. Tamam mı? Buradaki ay değeri işletim sistemin dinine göre ilgili ayın language, yani dil karşılığı geliyor olacak. Bunda da herhangi bir sorun yok. Burayı da oluşturmuş olduk. Burası da böyle. Şimdi burada çok fazla başlık veya çok fazla yazar olduğunu göz önünde bulundurarak bir de önemli bir olay, sayfalama işlemine değinmem gerekiyor. Yani belli bir süre sonra, mesela düşünün, burada sizin şu an şeylerimiz var, başlıklarımız var. Şurada proje işlemleri yazıyor burada. Onu da değiştirelim. Sen proje işlemleri olma. Sen başlık işlemleri ol. Üst taraftaki şu projects alanı da kaldıracağım. Burayı kullanmayacağız. Hatta şöyle burayı silelim. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfayı yeniledim. Tamamdır. Başlık işlemleri kısmı. Şimdi ne diyordum? Sayfalama kullanmamız gerekiyor. Sayfalama kullanmamızın sebebi de şu. Ya mesela düşünün, burada sizin bir süre sonra gerçekten çok fazla artacak yazar veya başlık ya da hangi veriyi kullanıyorsanız, ve sizin paging yapmanız gerekecek. Çünkü bir anda
Mesela 100 tane değer yüklendiği zaman sizin 100. değer için şöyle farenin scrolluyla aşağı doğru gitmeniz gerekecek. Ama onun yerine örneğin her sayfada sadece 10 tane veya sizin belirlediğiniz alan kadar değer olursa işlemlerinizi çok daha efektif bir şekilde gerçekleştirmiş olursunuz. Bu kadar. Bir sonraki derste sayfalamaya geçeceğiz. Ondan sonra bu başlıkların düzenlemesine, silmesi vesaire gibi detaylarına değiniyor olacağız. Gelecek derste devam edelim.